Merhaba, ben Nil. Bilgisayar mühendisi mezun öğrencilerindenim. 2018 girişliyim. Okul seçme sebeplerinden biri başta birçok büyük şehre yakın olması Bursa'nın. Bir de ulaşım imkanlarının çok olması. İlaveten teknik üniversite olması ve teknik üniversitenin getirdiği bütün avantajlardan faydalanmamız. Teknik üniversitenin avantajlarından biri ise aldığınız serük derslerin laboratuvar dersleriyle pekiştirilmesi. Size tekrardan proje veriyorlar. Günlük onu bitirmeniz gerekiyor. O ders sonunda o projeyi yapamasanız bile sonrasında hoca sahada o projeyi çözüyor. Anlamazsanız gelip birebir sizin bilgisayarınızla birlikte anlatıyor. Ve bu çok güzel bir avantaj. Benim anlamadığım birçok teorik dersi laboratuvar dersleri sayesinde anlama fırsatım oldu. Bölüm tek bir yazılım dilinin üzerinden gitmiyor ve bu bence çok büyük bir avantaj. Size olabildiğince bütün yazılım dillerini göstermeye çalışıyorlar ve sonrasında siz onlardan birini seçip 3. sınıfta, 4. sınıfta projelerinizi o dil üzerinden yapıyorsunuz. 3. ve 4. sınıfta size verilen projelerde bir dil zorunlu olmuyor. Hatta konuyu bile siz kendiniz seçebiliyorsunuz. Mesela ben Python alanında ilgilenmek istiyorsam, ona yönelmek istiyorsam Python'ın daha iyi olduğu, Python'ımı daha iyi geliştirebileceğim bir proje konusunu hocama sunup onu ödev olarak verebiliyorum. Bütün derslerde de hemen hemen bu şekilde oluyor. Tek bir ödev üzerinden gidilmiyor. Ödevi siz veriyorsunuz. Yani ödevler bile interaktif oluyor. 4. sınıfın bir yarı yılında ise okulun anlaşmalı olduğu bir firmada 4 ay boyunca o şirkete tam zamanlı çalışıyorsunuz ve bu süreçte hiçbir dersiniz olmuyor okulda. İMEP'in en büyük katkısı aslında şu oluyor. Sizden mezun olmadan, iş hayatına atılmadan seçtiğiniz, iyi olduğunuzu düşündüğünüz bir alana kendinizi geliştirme fırsatınız oluyor. Ve tam tersi durumda, yani o alanın size göre olmadığını hissettiğinizde ise daha mezun olmadan bunu bilincine varmış oluyorsunuz. İMEP döneminde sizin İMEP danışmanınız ayrı oluyor. Akademik danışmanınız oluyor, bölüm başkanımız zaten sürekli ilgileniyor. İMEP danışmanı oluyor, bir de sizin kendiniz özel bir İMEP danışmanınız oluyor. Gelişme sürecinizi yakından takip ediyorlar. Sonrasında ise bitirme tezimizi de genelde bu hocayla birlikte alıyoruz. Bütün gelişim sürecimizi görmüş oluyor, stajda ne yaptığımızı da görmüş oluyor ve bitirme çalışmamızı da beraber seçme imkanımız oluyor. Uzun dönem stajımı siber güvenlik firmasında yaptım ben. Ve ilk girdiğimde bir sürü araştırma konusu verdiler. Aslında bölümü yaptığını yaptılar bile bize. Neyi nasıl yapacağımı söylemediler hiçbir şekilde. Ne yapmam gerektiğini söylediler ve benim yöntemini bulmamı istediler. Ama bizim ilk defa karşılaştığımız bir şey olmadığı için çok çabuk bir şekilde bunu adapte sağlayabildim. Bir ay analist olarak çalıştıktan sonra ise terfi aldım. Stajyerken ve senior yazılımcılarla çalışırken terfi almak bana çok büyük bir özgüven getirdi. Ve aslında edindiğim bu başarının evet yarısını ben sağladım kendime ama yarısını da bölüm bana verdi. Bu gerek eğitim dönemimiz olsun, gerek projelerimiz olsun, gerekse kişisel olarak bize eğitmeleri olsun. İMEP hayatımda çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yılım bittikten sonra bir yarı yılımı daha tamamlamak için okula geri döndüğümde başka bir şirketle anlaşma imzalamıştım bile. Ve bölüme bunu söylediğimde dersleri nasıl halledeceğiz, nasıl yapalım diye söylediğimde hocalarım bana tek dediği şey projelerimizi düzenli olarak zaten yaptığımız sürece dersi de anladığınızı biliyoruz. Biz olabildiğince size destek olmaya çalışacağız. İkisini aynı anda götürebilirsiniz dediler. Böylece son yarı yılımı hem çalışarak hem de öğrencilik hayatımı devam ettirerek noktalamış oldum. Üniversitemiz Teknofest ve TÜBİTAK yarışmalarında çok başarılı. Bu yarışmalarda rapor yazmayı öğreniyorsunuz, tez yazmayı öğreniyorsunuz ve dahası sadece sizin bölümü okuyan insanlar değil ama diğer bölümden arkadaşlarınızla da birlikte beraber bir proje ortaya koyuyorsunuz. Ve bu yarışmalarda aslında bir nevi staj değeri de görüyor. Farklı bölümden arkadaşlarınızla bir takım çalışması yapıyorsunuz, bir proje ortaya koyuyorsunuz. Ve raporundan son ürüne kadar her şeyden siz sorumlusunuz. Ve bu çok büyük bir sorumluluk bilinci aşılıyor. Okul özellikle de bölüm size çok farklı imkanlar tanıyor. Öncesinden herhangi bir bilgisayar mühendisi tecrübeniz yoksa, kod bilmiyorsanız, yazılım dilleri bilmiyorsanız, bilgisayarınız bile yoksa buraya gelip bir yıl içerisinde o işi çok kısa bir sürede tamamlayabiliyorsunuz. Ve hocalarımız sonuna kadar bu konuda size destek oluyorlar.